Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantar türünün en lezzetli türü olan bana göre bir çeşidini pişireceğiz. İstiridye mantarı birçoğunuz belki biliyorsunuzdur ve pazarlarda şu an bolca satılıyor. Doğada doğal olarak da var fakat biz tabii ki de yetiştirme alıyoruz maalesef. Öncelikle ben bunları yaprak yaprak koparıp akan suyun altında güzelce yıkayıp fazla suyunu süzdüm ve elimle bu şekilde tencerenin içine parçalayarak alıyorum. Ocağın altını yüksek ateşte açıyorum. Diğer mantarlarda olduğu gibi istiridye mantarının içinde de bir miktar su var ve o suyu şimdi biz ısıtarak mantarı pişirerek çıkmasını sağlayacağız. Üzerine tuz serperek mantarı pişiriyorum. Suyunu tamamen sağına kadar yüksek ateşte tutabilirsiniz. Bakın bu şekilde yumuşamaya başladı ve suyunu tamamen bıraktı. Bu kıvama gelince ocağın altını kısıp yine tencerenin kapağını kapatıp pişmeye devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü diğer mantarlara göre birazcık daha sert. Hafif suyunu çekmeye başlayınca yani suyunu daha doğrusu büyük bir kısmını çekince içine tereyağını ilave ediyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra daha hızlı ilerleyecek ve mantarımız kısa süre sonra hazır olmuş olacak. Suyunu çekip kızarmaya devam eden mantarı yine kontrol ediyorum. Bakın içinde soğan, domates, biber gibi sebzeler yok. Sadece mantarın kendisi ve tereyağın lezzetiyle harika bir yemek yapmış oluyoruz. Pişip pişmediğini ben bu aşamada kontrol ettim. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. Çünkü sert bir mantar. Yumuşak göründüğüne bakmayın. Birazcık geç pişiyor. Pişmiş. Gayet de lezzetli. Şimdi servis tabağına alıyorum. Servis aşamasında dilerseniz maydanoz serpebilirsiniz. Biz taze soğan tercih ettik. Sade soğanın yeşil kısımları gerçekten çok lezzet verdi mantara ve bu şekilde arka tarafta görmüş olduğunuz lavaş ekmeği yine sararak yedik. Hatta bu mantarın böreği çok lezzetli oluyor. Eğer bulabilirseniz bununla börek de yapabilirsiniz. Şimdi lavaşın içine sarıp sunumu hazırlayalım. Bu şekilde videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.